güzelim Oğuz elim. Yaşamışlar toprağında Selçuklular, Oğuzlar, Oğuz eli ismini de o nedenle alırsın. Etrafını sarmış bahçeler bağlar, ilçeler içerisinde Gazi şehre en yakınısın. Yedi minaresi var, yedi camisi, beş vakit ezende dolar taşar hepsi. Selçuklu Türklerinden kalma birisi, minarenle, caminle, mabet gibisin. Pınarların kaynar, sacırın akar, meyve bahçelerinde güllerin açar. Konaktan konaka kuşların uçar, kubunla kuşunla bir can gibisin. Verimli toprağın can eksen biker, meşhur hayvanların ülkeye iter. Seni seven canda ne gam ne keder, hüzünlüye düğün bayram gibisin. Yılın dört mevsimi hükmeder sana, temiz havan hayat verir insana. 3-5 senede bir karın yansa da, ilkbaharda, yazda, sonbaharda cennet gibisin. İnsanların vardır Oğuz soyundan, yoğrulmuş kalpleri iman nurundan. Ramazan ayında, kurban ayında şükreden kullara rühban gibisin. Minarelerde alemler göğe yükselir, her dem 5 vakitte ezan seslenir. Camilerin hepsi cemaatle süslenir, hakka inananlara rehber gibisin. Akpınar suyundan hayat bulursun, karpuz atan pınarından balık alırsın. Büngül atan gölünde hem yıkanırsın, pınarlarla bezenmiş ümman gibisin. Ayşe bacı pınarı mesire yeri, çatal pınarının meşhur kümeni. Deve düşen pınarı ondan mı geri, yukarı uç pınarıyla kardeş gibisin. Tükenir mi saymak ile pınarın, yaz günleri soğuk olur suların. Mesire yerlerin, pazar günlerin, dolup taşan belde şehir gibisin. Tarlaların vardır zepte yetişir, bahçelerin vardır güller devşirir. Fırınların vardır pide pişirir, eşin menendin yoktur gibisin. Sürü oluşturur morbaş koyunlar, senede iki kez doğar kuzular. Çarşıda, pazarda sütler yoğurtlar, ölüye can katan lokman gibisin. Osman Deniz çok metheyledin, gerçek midir sözlerin? Her kim ne dese de ben kentimi severim. 100.000 şehir verseler Oğuz ilimi üzlerim. Oğuz ilim sen bana abı hayat gibisin. Ben Osman Akdeniz, 1945 doğumluyum. Bu tevelletime göre şimdi 75 yaşındayım. Allah cümle geçmişlerimde de ona rahmet eylesin. Babam burada cami imamıydı. 60 sene Orta Camii'nden görev yaptı 60 sene bir fiil. 7 yaşından yukarı babamı bilirim. Ara sıra beni alır, bazen kucağına alır minareye çıkartır. Bazen de elimden tutar minareye çıkartırdı. Ben Kur'an okumuşluğum var. Şimdi Allah'ın nasip ettiği kadar gece müsait olduğum zaman da bir cüz Kur'an okurum. Sabahleyin de sabah namazından sonra o akşamki okuduğum Kur'an'ın Türkçe mealini okurum. Tefsirli Kur'an var elimde. Bütün yenilikler, bütün güzellikler, bütün icatlar, bütün dünyada Cenab-ı Allah ne göndermiş, ne yaratmışsa hepsi o Kur'an'da mevcuttur. Hepsi o Kur'an'da mevcuttur. Hatırladığıma göre bu meşhur bayrak şairimiz Mehmet Akif Ersoy rahmetli tefsir etmiş. Hatırladığıma göre okuduğum şeyde. Bu mübarek çok aydın bir kişiymiş, çok ileri görüşlü bir kişiymiş. Hatta bir yerde der ki, biz dini bilmiyoruz. Biz dini bilmiyoruz. Eğer bilseydik, çare yoktur göstermezdik bu kadar sersemlik. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün torpağına. Burası çok mühim. Biz dini bilmiyoruz. Eğer bilseydik, çare yoktur göstermezdik bu kadar sersemlik. Ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. Bunlar için inmemiştir Kur'an. Niçin indiğini hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de fala bakmak için diyor mübarek. Kur'an'ı sadece bir mezarlıkta okumak, camide işte namaz kılmak için okumak, falan. Böyle yorumlayılar, değiller. Bütün yenilikler Kur'an'da. Bütün yenilikler. İki cihan serveri ve Peygamber Efendimiz. Allah cümlemizi de bizleri de şefaatine nail eylesin. Askerde de laf kim olmasın. Topçu çavuşuydum, ben çavuştum. Orada bir tabur komutanımız vardı. Ersönmez Yarbay diye bir kişi. Albaydı kendisi.
Soyadı Yarbay'da, kendi albay rütbesinde tavrı komutanımız. Orada askerde bir sene 15 günde bir takriben 4 bölük bir de baralgah bölüğü vardı. İşte 800-900 kişi seyircilerimiz vardı. Mürettebatımız vardı. Asker olarak da. En az 80 kişi bir salonu vardı şeyin tavrı. O tavrına biriktirdik 15 günde bir. Orada din dersi verirdim. Askerde de böyle dilimin döndüğü, aklımın gittiği kadar asker arkadaşlarımıza yardımcı olma şeyde, onları bilgi edinme şeyde, burada da böyle bir şey güçlendim. Askerleri de yeni sevdimdi. Nesini sevdimdi? Birincisi temizliğini sevdimdi. İkincisi astın üstüne karşı bir saygısı, bir sevgisi var. Ordunun temelidir. Kanunlara, nizamlara, mutlak itaat, ast ve üstün hukukuna riayet etmek demektir. Askerlikte ilk bunu öğretirler. Şoförlük benle diyeyim kimi. Orada da işte sonra da tekrar 4 ay şoförlük kursu görenlere de öğretmenlik yaptım. Orada da. Bir sene şoförlük gittim arkadaş. Antep'te şimdi yana garajım var. Buraya sırf benim burada 40 tane kadar şoförüm vardı. 40 tane kadar şoförüm vardı. 40 tane kadar şoförüm, 20 tanesi bizim buralıydı. 20 tanesi de Antep'in üst tarafı, Çarpın, Ispatır'ın, Mezere, Öğümsü, Sinan, Mızar falan. Antep'te 40 tane olurlardı. Burada 20 şoförümüz vardı. Antep'in, buranın 20 şoförümüz, 20 de burada, 40 tane şoförümüz. İşte 41 sene onlardan uğraştım. Desteğine parayı verirlerdi şeyler, ders bölümü. Fırıncılar, Osman Efendi bize oradan un getirdi. Durum üzerinde oba un fabrikası vardı hemen o. Şarap üstü paravolunun tam karşısındaydı şeyler, paralellerdi. Hatta da ilk bir şirde, şimdi o zaman da bu tarafta yoktu. En son şey o şarap üstü paravolduydu. Bu tarafta evler yoktu, sonra içerisinde. Pazar günü 20 sefer yaptığımı bilirim. Sarıcılar dolar buraya. Şafa'yla babam ezene gelirken beni kaldırırdı. Sahil günler şeyle sırayla çalışırız. Biz zaten sırayla kimse kimsenin sırasına şey yapmaz. Ancak tamirde falansa onun yerine gelir. Ama pazar günü bir horoz atımı. Kim önde gelirse sıra onu olur. Onun için ben sabahtan sabah namazından gider çok vakit Hacı Nasır camısında kılarım. Yani hep başınızdan sen işini bilir de gerçekten milletin şeyinden yürürsen bu millet asıl bir millet. Ya Resulallah dediler Peygamber Efendimiz'e. Senin bu hükümranlığından sonra dediler. Bak çok önemli buralık arkadaşlar. Senin bu hükümranlığından sonra bu İslamiyet'i kim ayakta tutar dediler. Mübarek şeyler düşündü. Türkler tutar dedi. Türkler tutar dedi. Ya Resulallah sen Arapsın dedi. Ler kendine cemaati, ashabı. Ya Resulallah sen Arapsın. Yeryüzünde de dünya kadar Arap var dediler. Türkler bir avuç Türk de. Ne kadar onlar gitsin? Siz onların dedi, öyle bir vay kurtulma bakmayın. Onlar çok asıl bir millet, çok cesur bir insanlardır dedi. Peygamber Efendimiz tavrında. Bak 632 sene padişahlar yeryüzünün hükümdarı oldu değil mi? Biz kimiz? Bilen bilir biz kimiz? 5000 yıllık milletiz. Adımız dağ, taş, deniz, her tarafa nam salan milletiz. Atımızı bir müddet Asya'da oynattı. Dar gelince meydan Avrupa'ya sıçrattı. Bize dağlardan aşağı setler yıkan Türktürler. Bize demir bilekli, tunç yürekli Türktürler. İlk topu ben icat ettim. Karadan gemi yürüttüm. İstanbul'u fethederek Türk'ün gününü büyüttüm. Türk'üm, büyüğüm. Var mı söyleyebilsen? Tarihe sor. Al haberi şüphelenirsen. Aşağı yukarı 40 sene önce. Umadım senin şimdiki ben yaşta olduğum zamanla dedi. Şimdiki zaman arasında ne fark var dedi. Hemen babam düşünmeden teker farkı var oğlum dedi. Teker. Baba sen şoför değilsin. Araba da mı satmışsın? Ben uğraşayım o işlerle dedim be. Oğlum dedi evladım. Biz kazanıp da çalışıp da kazandığım malları satıp para edemezdik dedi. Antep'e salardık domates, patlıcan, biber, fasulye, kabak, lorlat, nohut vesaire. Salardık kamyondan,
London işte daha evvel kamyonlar yoktan yender akıyor, atlardan eşeklerden falan götürüyorum. Sonra kaymağın çıktığı kaymağınla sararız. Üç gün, beş gün orada domates, patlıcan, mübarek olabilir, yaşmayı ve ekserisi. Bir haber geldi ki gelsin, Mesto oğlu derlerdi bu amantılar, abimizler Mesto oğlu. Mesto oğlu gelsin, kalanın şeyini götürsün. Varır kötü, domates, patlıcan, biber. Bir kısmı satılmış bir garfı orada. Arı getirir oraya. Şeylerini işte salça çıkartmaya falan mevcut da şey yapar. Ötekileri aşağı köye, çerçileye götürür. Orada da kimisini satar, kimisini satamaz. Sonra gelir satar diye adamına tabirler. Kırır, vur giderdi diye. İyi büyük. Kazandığın bir malı satıp para demesen nasıl kalkınacaksın? Nasıl mutlu olacaksın? İşini diyor Allah'ın keremine şükür diyor. Nar kazanayım, teker geliyor Ali. Üzüm kazanayım, teker geliyor Ali. İncir kazanayım, zeytin kazanayım. Hepsini teker geliyor Ali'yi götürüyor da para getiriyor diye. Böyle zengin olmayanlar. Yaşamayana kadar. Tecrübeli adamdı babam bunu bulmuş. Şiir yazmaya geldim. Sen bu kadar badirelerden geçtikten sonra Erbahan Hoca parti teşkilatı kurmaya gelmiş. Aman Ali vardı. Bana pot tacını giderdi. Bu Aman Ali hatırlarsan. Bu Aman Ali'nin Antep'ten manpotra aldı. Toptancı dükkanı. Orada selametçi olmuş Erbahan Hoca'nın teşkilatına girmiş. Bunun nedeniyle burada Aman Ali'ye de sen de buranın ilçe başkanı ol demişler. Ali'ye. Ali de tamam demiş, kabullenmiş ama Aman Ali yaşlı adam şimdiki. Ben yaşlı bir adam. Ne işe yarar şimdi mesela yani. Almış. O yapamadı. Sonra oğlu İhsan vardı. Bizem sal. Aman Ali. Ona vermiş. O da yamatlar neyrek derken o Özgür Mehmet rahmatlı oldu. Ya dedi Bozgeyi Koca gel dedi. Partide seni bekleyinler dedi. Ne varmış ben ne inerim şu an dedim. Onunla dedi tam anlamadım ama seni başkan edeceklermiş dedi. Neyse oraya vardığımız gibi biz durmadan hemen o beni söylediği gibi partide kalabalık yeni parti kuruldu işte yapmıştılar oraya. Benim ismim okundu. Orada şapağa çalmış. Ya şah Osman Efendi başkan oldu burada. Ben orada gelmeden. Ha böyle belli oldu ya. Senin ismini söylediler orada. Hemen herkes yattı. Vardık işte Bozgeyi Koca. Oradan dedi Osman Efendi sen hem hocamız oluyormuşsun dedi. Hem de arkadaşlar sen isteyirler dedi. Ben oraya başkan doğru. Ben dedim siyasetten falan anlamam dedim. Sen sağa oy topladık. Oy verdik ama hocam dedim. Ben öyle şeyden yolam dedi. İşte şeyler böyle. Kalktılar işte bizi parti başkanlarına gittiler. Adıyken de belediye başkanlarına aday duralım. Ben gencim, tecrübesizim. Bu yüzyılda uğramış ya tamam. Başka adamlar var. Bir alem adam bunlar. Hemen hemen en gençlere benim o günde. Bunlar yok anlılar. Sen olacaksın bunlar. İşte şeylerdir, belediye falan ne oldu partimi. Kabalandırdılar bana. Kabalandırdılar. Dediler anlılar. Keylisiyle sen burada adaydın, kazandın dediler. Nasıl bir hizmet yapacaksın? Buraya dedi. Bizim de anlat dediler. Bu andan dediler, ondan sonra dediler. Yani bir toplantı işte, her gün toplanayım buna. Akşam etme, bardağına, partiye, ömrünün partine getir. Al dedim. Tamam abi dedim, ben dedim. Size şimdi şeyle yapayım falan demeyeyim ama dedim. İki gün sade verin, bir düşüneyim dedim. Ne gerekirse o zaman dedim, yapacağımı söyleyeyim size. Tamam abi dedi. Düşündüm ya ne yapacağım ben bu adamlar benim. Seçecekler, ne yapacağım lan. İşte bu da bir duygu meselesi arkadaşlar. Aklımda ben orada bir Yendigek babamdan bir şiir yazdım. Şiir yazdım. Cadde sokak mis kokacak, her yer asfalt olacak, bir bayram yeri kurulacak, selameti seçerseniz. Yukarıca Gençlik Parkı, yukarı budur, burada şey görülür falan görülür. Yukarıca Gençlik Parkı, beton edeceğiz arkı, bu Gelgelder Arı'nın bir beton olma şeyi vardı, oranın suyu yetişmezdi. Beton edeceğiz arkı, saniyede savacağı çeken bizler olacağız. Bir Hacarlar bir şey vardı, savacak basarlardı, bize suyu vermezlerdi orada. O savacağı kaldıracak, atacak şeyi falan ise. Saniyede savacağı çeken bizler olacağız. Yukarıca Gençlik Parkı beden ödeyeceğiz. Saniyede savacağı çeken bizler olacağız. İşte bir 12 kıta mı 18 kıta mı şeyinde var. Bunun içinde işte kısmet olursa bu sene başına kadar kitabım çıkacak.
ömrüm kese kitabın adı Dört Dörtlük Adam olacak. O da şöyle, dört dörtlük adam nasıl olmalı? Hakka inanan, sünnete uyan, diliyle ikrar, kalbiyle tasdik, beş vakitte secdeye varan olmalı. Hakkı zikretmeli, hem şükretmeli, mümkünse haccına hemen gitmeli, zekatını verip oruç tutmalı, fiili zikrine uyan olmalı. Garibi gözünde halk adı soran, dostuna buyur ide topralar kuran, fakir fukaraya ikram verilerde bulunan, oldukça misafirperver olmalı diyerekten 18 kıta böyle bir şiir yazdım o günde. Çok hoşuna gitti Sayın Partili arkadaşları falan ona. Şiirlik de böyle burada çıktı buradan. Hay hay! Kırın güzeller, güldeneler var. Bülbülün avazı beyler, Gonca güledi, he Gonca güledi. Takının güzeller, güldeneler var. Hay hay! Kötülerde dulda olmadan olmaz. Kötülerde körgesinden huylanır, beyler huylanır. Kötülerde dulda olmadan olmaz. Hay hay! Götürürüm, dolaştı kelebim, açabilemem. Dertler kantar, kantar olmuş kardeş, nasıl götürürüm, dolaştı kelebim, açabilemem. Oy, oy. Hay hay! Bildirem dolaştın kelebim açabilemem.